Sayın Ayşe Üstün hocam, ben size hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun, merhaba. Hoş Hoş bulduk. geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim değerli sunumunuz için. Gerçekten çok önemli bir konuyu biz bugün dile getireceğiz, masaya yatıracağız. Çünkü hakikaten çok önemli dedim başında. Beynimizi kötü etkileyen birincisi nedir? Sigara dumanı. İkincisi nedir? Hipertansiyon. Üçüncüsü de şeker hastalığı. Siz bize ne söyleyeceksiniz? Ben fazla vakit almadan, eğer ben de yani çok fazla şey söylememek için size bırakıyorum. Kendinizle birkaç şey kendinizle ilgili. Ayşe Üstün kimdir? Söylerseniz memnun oluruz. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Mikrofon ben teşekkür sizin. Ederim. Öncelikle beni bu oturuma davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözde Özdemir'e ve değerli yönetim kurulu üyelerimize. Ben Türk Diyabet Cemiyeti'nde çalışıyorum yaklaşık 3 yıldır. Diyabete gönül verenlerden biri olarak kabul ediyorum kendimi. İşimi severek yaptığıma inanıyorum. Öncesinde YTP Üniversitesi'nden mezun olmuştum. YTP Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Ve sonrasında Cerrahpaşa'da bir yıl kadar yüksek lisansa başladım ama bazı aksiliklerden dolayı devam edemedi. Ancak orada hem klinikte hem poliklinikte bulunma şansım oldu. Hem de şu anki yönetim kurulu başkanımız Hasan İkova'nın öğrencisi olma şansına kavuştum. Orada diyabet polikliniğinde çalıştığım için diyabet diyetisyenleri ve diyabet ekibiyle beraber çalıştım ve bir yıl kadar piştiğimi düşünüyorum. Daha sonrasında Türk Diyabet Cemiyeti'ne geçtim. Türk Diyabet Cemiyeti'nde de aktif olarak aslında temel olarak tip 1 diyabetlilerle çalışıyorum. Tip 1 diyabetlilere karbonhidrat sayımı eğitimi veriyorum. Çoklu doz insülin kullanan tip 2 diyabetlilere de verebiliyoruz tabii ki. Ama bu tip 1 diyabet çok önemli. Yani o genç çocuklarımız değil mi? İlk yaşlarda, ilk başlarda nasıl besleneceğini, ne yapacağını, başlı başına egzersizler, beslenme çok önemli birer konu. Çok iyi iş yapıyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, genelde 20 yaşın altı olarak kabul ediliyor tip 1 diyabet. Yani azınlık bir grup aslında. Yani diyabetlilerin içerisinde %10'luk bir grup olarak görülüyor. Ama tabii biz Türk Diyabet Cemiyeti bunu ücretsiz olarak yaptığımız için çoğu tip 1 diyabetlinin yolu bize geçiyor. Ama maalesef erken yaşlarda hani yeni tanı aldıklarında değil, genelde çoğunlukla yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ilk defa karbonhidrat sayımı eğitimiyle tanışan bireyler görüyorum. Çok geç yönlendirilmeler oluyor, bazı komplikasyonlar çoktan oluşmuş oluyor. Neyse ki bir şekilde karbonhidrat sayımı yetişiyor ve ona göre insülin dozlarını yapıyorlar ve hemoglobin A1c düzeyleri de düzelmiş oluyor. Temelde dediğim gibi tip 1 diyabetler çalışıyorum ama tip 2 diyabetler de var elbette. Biz Türk Diyabet Cemiyeti olarak neler yapıyoruz diye aslında sunumun sonuna eklemiştim. Orada daha detaylı anlatırım diye düşünüyorum. Ben özel olarak ayrı olarak Türk Diyabet Cemiyeti'nden ayrı olarak bir de şu anda aktif olarak bir dahiliye uzmanıyla bir çalışma içerisindeyiz. Orada da kan şekeri, gayta kültürü ve beslenme arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışıyoruz. Yani kişilerin gayta kültürlerine, yani mikrobiyata analizlerini alacağız ve alıyoruz. Aynı zamanda yedikleri bazı ürünler veriyoruz. O besinlerin kan şekerindeki grafiğini inceleyeceğiz. O etkisini belirleyeceğiz. Çok kapsamlı bir çalışma, çok yönlü bir çalışma. Mikrobiyata çok önemli. Epigenetik, evet. Biz konuşuyoruz şimdi, onların derslerini veriyoruz. Evet. Gerçekten çok önemli mikrobiyata. Ne yiyorsak değil mi? Biz oyuz. Kesinlikle. Son yıllarda evet, hem yani çok bilim tarafından da çok kıymet görüyor. Umarız biz de yani yolu yarıladık şu anda. Hasta sayımızı %120 olarak belirledik. Şu anda yolu yarıladık. Umarız tamamlandığında görürüz. Çok yoğun gidiyor ama umarız yani bilime katkımız olacak diye düşünüyoruz. Çok önemli, güzel katkıları olacak bu çalışmanın. Onun yoğunluğuyla geçiyor. Bir yandan da Türk Diyabet Cemiyeti'ndeyim. Hem bireysel eğitimler veriyorum hem de aynı zamanda aslında aynı bu şekilde Zoom üzerinden eskiden hani hastalara şeylere giderdik, okullara giderdik pandemiden önce.
fabrikalara giderdik. Şimdi ya da diyabet okulları yapardık. Şimdi bunları online olarak yapıyoruz. Zoom üzerinden ayda bir kez doktor, diyetisyen ve hemşire ekibi olarak herkes kendi oturumunu yapıyor. 3 gün boyunca hasta okulu yapıyoruz. Bu şekilde diyabetlilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum siz ne dersiniz Sayın Ayşe Üstün ama bugünlerde korona günlerinde immobilize olduk, yerimizde oturduk. Evet. Zaten kilolar arttı, obezite arttı. Evet, dolayısıyla maalesef diyabete davetiye çıkardık biz. O nedenle bu konuda da hakikaten değinmek lazım. Hani biz düzeltelim derken sizler bu kadar eğitim verirken koronada tam dersi bizi eve kapatıp oturun hareketsiz kalın gibi korona yarıştı. Çok teşekkür ediyorum. Sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Daha başka bir şey söylemek istiyorum. Yok, eklemek istediğim başka bir şey yok. O zaman başlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Ben teşekkür ederim. Tamam, herhalde tam ekran oldu diye düşünüyorum. Evet, gayet güzel. Evet, şimdi ben burada bu oturumumuzda diyabette tıbbi beslenme tedavisi ve sigaranın ilişkisine değinmeye çalışacağım. Ama hani beslenmeye geçmeden önce doğrudan diyabet nerede dünyada nasıl analiz ediliyor, nasıl veriler değerlendiriliyor? Diyabete birazcık değinmek istiyorum. Hepimiz diyabeti biliyoruz eminim ama dünyada neredeyiz ya da Türkiye'de diyabet ne durumda? Biraz bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. International Diabetes Federation, IDF dediğimiz bir kuruluş var. Biz temel olarak onu takip ediyoruz aslında. Tabii ki ADA da var, Amerikan Diyabet Birliği de var. Onu da takip ediyoruz temel olarak ama bütün dünya olarak IDF'in verilerini kullanıyoruz. Ve IDF bize 2 yılda bir rapor hazırlıyor, kılavuz hazırlıyor. En son hazırladığında da maalesef haberler çok iyi değil. 463 milyon diyabetlinin olduğunu söylüyor dünyada. Bu çok ciddi bir rakam aslında, çok yüksek bir rakam. Yani diyabetli sayısının bu kadar çok yüksek olması çok iç açıcı değil maalesef. Ve bir maalesef hani gelen haberler, bir diğer gelen haber de yani onun öngörüsüne göre, IDF'in öngörüsüne göre 2045 yılında bu sayının, bu rakamın 700 milyon olacağını öngörüyor IDF. Ve hep öngördükleri genelde hep düşük olur. Zaten hep o yıl geldiğinde daha da yüksek rakamlar karşımıza çıkıyor maalesef. İşte diyabet küresel bir salgın hastalıktır dememizin sebebi aslında bu. Gittikçe dramatik olarak prevalansının artması ve beraberinde getirdiği komplikasyonların, komplikasyon riskleri ve onların getirdiği, ben şey diyorum, diyabet varsa duyan geliyor, tansiyon geliyor sonrasında, kolesterol geliyor. Dolayısıyla bu bir üçleme haline geliyor ve işler daha da karmaşık hale geliyor maalesef. Genel olarak dedik, sürekli prevalans gittikçe artıyor. Burada hani az önceki söylediğim cümlenin aslında grafik hali. 2019 yılından 2030 ve 2045 öngörüleri hep sürekli arttığını gösteriyor. Özellikle tip 2 diyabet erişkinlerin hastalığı olarak biliniyor. Ancak son zamanlarda maalesef ki ergenlerde ve çocuklarda da arttığını görüyoruz. Yani özellikle biz pandemiden önce çocuklar için eğitimlere gidiyoruz ve ortaokul ve lise çağındaki çocuklara da gidiyoruz ve diyabeti anlatıyoruz aslında. Diyabet nedir? Hani gerçekten bu kadar yaygın olan bir hastalık bu arada toplumumuzda bir haber. Toplumumuz bir haber bu durumda. Yani diyabet nedir? Bunun tedavisi nasıldır? Ya da bunun korunma yolları nelerdir? Çok çok az kişi biliyor bunu. Hele ki tip 1 diyabeti kimse bilmiyor. Yani o insülin enjeksiyonunu gören anlamıyor. Yani onun ne demek olduğunu. Hatta çok farklı yaklaşımlara sebep olabiliyor. Yani o kişilerin uyuşturucu kullandığını bile düşünenler olabiliyor maalesef. Tip 1 diyabet iyice daha da azınlık olduğu için. Tip 2 diyabeti bakacak olursak. Çünkü tip 2 diyabetle genelde sigara arasında ilişki var. Tip 2 diyabette de evet 20 yaş ve 79 yaş arası alıyoruz yetişkin dediğimiz için. Ama son zamanlarda 20 yaşın da altına indiğini görüyoruz. Yani bizim gittiğimiz okullarda ortaokul veya lise çağlarındaki çocuklarında tip 2 diyabet tanısı alan çocuklar olduğunu görmüştük. Yani bu gittikçe artan bir durum, artık şaşırmamaya başladık diyebilirim maalesef.
Türkiye'de diyabet ne durumda? Hani veriler açısından, rakamsal açıdan. Türkiye aslında şu anda yani 2019 verilerine göre ilk 10'da değil. Neyse ki güzel bir şey, güzel bir haber bu. İlk sırada Çin var, Hindistan var, Amerika var. İlk üçü onlar kapsıyor. Onun dışında bir Avrupa ülkesi olarak Almanya'yı görebiliriz 8. sırada. 2030 verilerinde de aslında öngörüsünde de Türkiye yok. Neyse ki ilk 10'da değil. Ama 2045 yılında Türkiye'nin ilk 10 sırada olduğunu görüyoruz. Burada 2045 yılında Almanya'yı kaybediyoruz. Almanya gittikçe kendini iyileştiriyor, geliştiriyor muhtemelen diyabet konusunda. Dolayısıyla biz 10. sıraya yükselmiş oluyoruz 2045 yılında. Şu anda peki verilerimiz nasıl diye bakacak olursak, hani bizim Türkiye'de var olan sayımız nedir? Yetişkin diyabette yani 20 ile 79 yaş arasında 6 milyondan fazla olduğunu görüyoruz. Yani 7 milyon diyebiliriz. Bu 7 milyonun içerisinde tabii yani tip 1'i de alabiliriz ama yine otomatik olarak tip 1'lerin çoğunluğunu dışlamış oluyoruz. Çünkü tip 1'lerin çoğunluğu 20 yaşın altında aslında, yani ilk tanı alanlar olduğu için. Yani bebek yaşta doğar doğmaz da tip 1 tanısı alabiliyor. Ama yani yine de çoğunluğunu burada birazcık dışlamış oluyoruz ama buna rağmen bu 7 milyonun içerisinde 1 milyon kadar da tip 1 diyabetli var. Yani bu yetişkin nüfusun, Türkiye'deki yetişkin nüfusun da yaklaşık %12'sine denk geliyor. Yani aslında gerçekten ciddi bir rakam. Yani bunun için 10 kişiden biri ya da 11 kişiden biri diyabetlidir diyebiliriz Türkiye için. Diyabet halk sağlığı sorunudur aslında. Evet, bütün toplumu etkileyebilecek, hem ülkenin kendisini, ekonomisini, hem bireyleri bireysel olarak, fizyolojik olarak etkileyecek bir problem. Öte yandan demiştik ya, diyabet aslında hep genelde tek başına kalmıyor. Genelde duyan geliyor dememin sebebi işte bu. Hani halk sağlığı sorunu haline gelmesinin sebebi de aslında o. Çünkü damar çeperine ciddi zararlar verdiği için yüksek kan şekeri seviyeleri özellikle. Dolayısıyla hem mikrovasküler hem de makrovasküler anlamda ciddi hasarlara sebep oluyor. Ama diğer ikinci cümleye baktığımız zaman tip 2 diyabet %80 oranında önlenebilir bir hastalıktır diyor. Bence bu çok ümit verici bir cümle. O zaman elimizden bir şeyler gelecek. Yani bir şeyler yapabiliriz. %80 oranında biz bunu önleyebilirsek ne yapabiliriz? Devlet ne yapabilir? Sivil toplum kuruluşları ne yapabilir? Ya da bizler bireysel olarak ne yapabiliriz? Eğer böyle bir yatkınlığımız varsa ya da yoksa da bunun önüne geçebiliyoruz demek ki. Bence bu cümleye bağlı kalarak çalışmalar yapılırsa bu halk sağlığı sorunu çok çok aşılır diye düşünüyorum. Tip 2 diyabet için yine devam ediyoruz. Ana risk faktörleri, yani şimdi tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet ayrılıyor. Tabii ki tip 1 diyabetin risk faktörlerini değerlendiremiyoruz. Çünkü idiopatik olarak bakıyoruz. Tip 1 diyabette temel olarak genetik bir yatkınlık mı var, yoksa bir anomalilik mi var, anne karnında bir darbe mi var vesaire, bir sürü parametre var aslında. O yüzden hani bunun net bir sebebini söyleyemiyoruz tip 1 diyabet için. O yüzden tip 2 diyabet için daha çok konuşuyoruz. Ana risk faktörleri obezite. En başta obezite geliyor. Her şeyin risk faktörü olduğu gibi obezite en başta. Sağlıksız beslenme yine dolaylı olarak aslında benzer şekilde. Hareketsiz yaşam yine üçüncü sırada. Genellikle hareketli yaşam, spor yapmak, egzersiz yapmak, fiziksel aktivite faktörünü arttırmak bir lüks olarak bakılıyor. O nedenle diye düşünüyorum. Bizim de toplumumuzda hareketsiz yaşam çok yaygın maalesef. Artık çok yaygın. Hani kırsaldan kente geçtikçe hareketsiz yaşam da arttı ve bir sürü sebebi var. Başka bir sürü sebep söyleyebiliriz. Yüksek tansiyon, Melahat Hocam'ın da söylediği gibi tansiyon çok önemli bir faktör. Sigara ve aile öyküsü, yani genetik faktörler. Genetik faktörler tabii kaçınamayız. Yani ondan kaçınabileceğimiz bir durum değil. Ama çok önemli bir faktör o da, genetik faktörler.
her genetik faktörü yani yatkınlığı olan hani diyoruz ki anne veya babada bile bir kişide olması %50 oranında etkiliyor. O kişinin tip 2 diyabet olma riskini arttırıyor %50 oranında. Yani bu çok ciddi bir rakam aslında. Ama yine bir önceki cümleye dönecek olursak %80 oranında biz bunu önleyebiliriz. Yine önleyebiliriz. Yani genetik yatkınlığımız olsa bile biz bunu sağlıklı beslenerek veya işte sigara tüketmeyerek hareketli yaşayarak yine bunu önleyebiliyoruz aslında. Ama tabii bugünkü konumuz sigara. Sigara da tip 2 diyabet için ana risk faktörlerinden bir tanesi. Tip 2 diyabetten genel olarak korunma yollarına bakacak olursak, tabii ki sağlıklı beslenme, en başta hareket etmek, fazla kilolardan kurtulmak, stresten uzak durmak hepimizin temel gayesi aslında. Değiştirilebilir bir faktör olarak görebiliriz aslında ama bazen çok elimizde olmuyor ama o da çok önemli bir faktör. Onun dışında sigara ve alkol kullanımı. Bu da yine diyabetten korunma yollarından bir tanesi olarak bakıyoruz. Çünkü diyabete giden yolda sigarada etkili faktörlerden bir tanesidir. Yeterli ve düzenli uyku. Ben bu düzenli uykuyu özellikle çok vurguluyorum her zaman. En başta sorguladığım konulardan bir tanesidir. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi önemli uyku aslında. Kaliteli uyku yani. Hani kaliteli zamanda yani yeterli zamanlama ve olması gereken zamanda uyku. Kaliteli uyku önemli, bu enerji metabolizması için önemli ve dolayısıyla tip 2 diyabeti de etkiliyor. Ve tabii ki sağlık kontrollerimizin düzenli olarak yapılması. Diyabet beslenme alışkanlıklarının değişmesini gerektirir mi? Yani diyabette beslenme nedir? Diyabette tıbbi beslenme tedavisi nedir diye bakacak olursak aslında bu tedavideki amacımız kan glikoz düzeyini ve vücut tartısının arasındaki dengeyi sağlamak. Onu iyi bir şekilde yönetebilmek. Yani biz diyetisyenler olarak amacımız fazla kilolara zayıflatmak, işte tip 2 diyabet zayıflarsa geçer amacıyla değil, kan glikoz düzeylerine odaklanmak ve vücut tartısına. Bu ikisini beraber idare edebilmesini sağlamak aslında hastanın. Günlük enerji gelişiminde de tabii ki yine kişiden kişiye göre değişecektir. Çünkü yaş, fiziksel aktivite, büyüme gelişme hızı bunlar çok önemli faktörler ve kişiden kişiye göre değişecektir. Zaten beslenme bireyseldir diyoruz. Diyabette beslenme de çok daha özel değerlendirilmeli. Hele kişi tip 1 diyabetliyse ya da çoklu doz tip 2 diyabetliyse de çoklu doz insülin kullanıyorsa işler çok daha zorlaşabiliyor ama buradaki zorluk aslında daha detaya inmek gerekiyor. O kişinin tamamen o yaşam tarzına ve diğer bireysel özelliklerine göre ayarlanmalı diyoruz. Tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri, biz diyetisyenler olarak beslenme bilimi olarak neyi savunuyoruz? Günlük enerjinin %50-60'ının karbonhidratlardan gelmesini bekliyoruz. Günlük olarak karbonhidrat alımının da 130'un altına inmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü temel enerji kaynağımız karbonhidratlar. Günlük posa alımı yine çok önemli. Günlük 25 gram kadar öneriyor kılavuzlarımız. Günlük enerjinin %15-20'si proteinlerden, 25-30'da yağlardan gelmeli diyoruz. Ve tuz tüketimi de yine diyabetli bireyler için, önlenmesi için, korunmak için de tuz tüketimine de dikkat etmekte yarar vardır diyoruz. Ve bizim için yol gösterici olan şey sağlıklı tabak modelidir aslında diyabette. Yani listelerden ziyade listeler birazcık daha kişileri kısıtlayabiliyor ve geçici çözüm olabiliyor. O yüzden sağlıklı tabak modeli her zaman daha kolay, daha belirleyici oluyor. Tabağımıza baktığımız zaman tabağımızın %50'sinin sebzelerden, posalardan oluştuğunu görüyorsak, 1/4 protein, 1/4 de tahıl grubundan oluştuğunu görüyorsak aslında sağlıklı besleniyoruz diyebiliriz. Tabii porsiyon miktarları burada devreye girecektir. Hani tabağı ayarladık, dengesini, örüntüsünü çok güzel ayarladık. Ama miktarlar aşıyorsa, almamız gereken enerjinin üzerine çıkıyorsa tabii ki o zaman başka problemler oluşabilir. Ama genel olarak tabağımızın örüntüsü bu şekilde olmalıdır diyoruz. Ama bu yine sadece diyabet özelinde değil aslında. Hepimiz için geçerli olan bir tabak modeli. Diyabetliler için de serbestler, yasaklar listesi yok aslında. Yani var diyen yanlış söyler. Genel sağlıklı beslenme kuralları diyabetliler için de geçerlidir diyebiliriz.
Diyabet tedavisinin yönetiminde en başta beslenme, medikal tedavi ve egzersiz, bu üçünün bir arada olması önemlidir. Bu üçünün dengesinin sağlanması önemlidir diyoruz. Bunlar için hani eğitimler veriyoruz, diyabetlilerin buna odaklanmasını istiyoruz öncelik olarak. Biz diyetisyenler olarak hani beslenme kısmını anlatıyoruz. Medikal tedavide hekim, egzersiz kısmında da belki fizyoterapistler yardımcı olabilir veya günlük fiziksel aktivite faktörü artırılarak bu denge sağlanabilir. Şimdi diyabet ve sigarada peki bizim değerlendirdiğimiz konular diyabette nelerdi? İşte beslenme, fiziksel aktivite ve medikal tedavi dedik. Bunların dışında öz bakım kategorisinde IDF en başa sigarayı koymuş, onu vurgulamış. Sigara ve alkol tüketimini koymuş. Bence bu çok önemli bir nokta. Hepimiz, yani çoğu kişinin, o sigara içenlerin çoğu kişinin es geçtiği nokta. Çünkü çok fazla önemsenmiyor sigara tüketimi. Yani birden fazla sebebi var. Tabii ki o alışkanlığa götüren sebepler olabiliyor. Bırakmak zor olabiliyor ama biz bunu vurgulamak zorundayız. Yani diyabet yönetiminde sigara tüketimi etkili bir faktördür. Sigara içmek, evet, diyabet için bağımsız bir risk faktörüdür. En başta bunun altını çizmek lazım. Ve diyabet komplikasyonlarının riskini de arttırır. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden sigara içmemek, diyabet komplikasyon risklerini arttırmamak için önemli. Diyabette majör ölüm sebebi aslında kardiyovasküler hastalıklardır diyoruz. Bu kardiyovasküler hastalıklarla hastalıkların oluşmasında hem yüksek şeker, yani diyabetin varlığı veya diyabetin kötü yönetimi, hem de sigara atar damar çeperine zarar verdiği için zamanla yağ kümelerinin oluşmasına ve o damarın tıkanmasına ve sonrasında kalp krizi ve felçlere sebep olur diyoruz. Yani dolayısıyla tip 2 diyabetle, yani daha doğrusu diyabetle, kötü diyabetle sigara tüketimi çok benzer şekilde kardiyovasküler hastalık riskini arttırır diyebiliriz. İkisi de aslında, ben bir de şu yönden benzetiyorum. İkisi de çok sinsi bir şekilde ilerliyor. Özellikle tip 2 diyabet. Yani tip 1 diyabet tabii aniden geliyor ve hekim bunun tanısını koyuyor. Tip 1 diyabetlisiniz. Tedavisi budur diye size yol gösteriyor. Ama tip 2 diyabet biraz daha yavaş ilerliyor ve bu kişinin daha da rehavete kapılmasına sebep oluyor veya önemsememesine sebep oluyor. Biz tip 2 diyabetlerde daha çok, daha vurdum duymaz görüyoruz. Birazcık daha hani etkilerini az, yavaş gördükleri için çok fazla çekinmiyorlar diyabetten. Yani ilerisini çok düşünmüyorlar. Sigara da öyle sanki biraz. Siz tükettikçe hemen kısa bir sürede bunun olumsuz sonuçlarını almıyorsunuz ama ilerleyen süreçlerde çok kötü yatırımlar yapıyorsunuz kendinize. Hani organ hasarına kadar gidiyor bu. Ya da organ kaybına kadar gidiyor. Dolayısıyla bunun hiç farkında olmuyor kişiler. O yüzden de ben bu diyabet ve sigarayı çok birbirine benzetirim bu konuda. Sigaranın sebep olduğu diğer komplikasyonlar da aslında diyabetik retinopati ve diyabetik nefropati diyebiliriz. Bunlar da çok fazla konuşulmuyor. Yani diyabetik nöropatiden bahsettik az önce. Nöropati biraz daha, onunla ilgili çok fazla çalışma var ve çok gözle görülür sonuçları var sigara ve diyabet ilişkisinde. Çünkü majör sebebi, majör ölüm sebebine, diyabetin majör ölüm sebebi sigarayla çok bağlantılı. Ama retinopati, nefropati birazcık daha yavaş ilerliyor veya daha az çalışma olabiliyor. Ben bir böyle birkaç çalışma derledim. Örnek olsun bize diye. Nefropatiden burada bir çok güzel bir çalışma var. 1983'te başlamıştı ve 1997'de bitmişti diyebiliyorum. 301 kişiyle yapılmış bir çalışma hatta. Ve 2003'te yayınlanıyor. Yani çok kapsamlı bir çalışma. Nefropatiden muzdarip diyabetik hastalar değerlendiriliyor ve burada sigara içmekle nefropatinin ilerlemesi arasında aslında anlamlı bir ilişki bulunmuyor. Öncelikle buna bakıyorlar. Yani sigara içmek nefropatinin, var olan nefropatinin ilerlemesine sebep oluyor mu, olmuyor mu diye. Bir anlamlı bir ilişki bulunmuyor. Çok az bir fark var. Ama sonrasında sigarayı bırakanları da aslında değerlendiriyorlar. Sigarayı bırakanların hiç içmeyenlere kıyasla benzer şekilde glisemik kontrol sağlayabildiği ve komplikasyon risklerini azaltabildiği görülmüş.
Bence bu çok önemli bir çalışma. Yani bu mutlaka diyabetlerin bilmesi gereken, diyabetlere duyurmamız gereken bir konu. Yani eğer sigara içiyorsanız, sigarayı bıraktığınızda glisemik kontrolü çok iyi bir şekilde kısa bir sürede toparlayabilirsiniz. Sigara içmeyenler kadar iyi hale getirebilirsiniz demek istiyoruz. En önemlisi de komplikasyon risklerinin azalttığını söyleyebiliriz. Bunun dışında başka bir çalışma daha ele aldım. DCCT'nin verilerinden ele alınmış aslında. DCCT de biliyorsunuz çok kapsamlı bir diyabet çalışması aslında. Bunu 2018'de yayınlıyorlar ama oradaki verilerden elde ediyorlar yani. Sigara içenler içmeyenlerden elbette daha çok daha yüksek bir hemoglobin A1c seviyesine sahip ve mikrovasküler riske de daha fazla sahip. Bu çalışma, bu sonuç zaten beklediğimiz bir sonuç. Sigarayı bırakanlarla hiç içmeyenler arasında da benzer hemoglobin A1c düzeyleri mevcut. Aslında bir önceki çalışma gibi burada da hemoglobin A1c ele alınmış ve yine çok kıymetli bence sigarayı bırakmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor bu çalışmada. Yine retinopati ve nefropatide de iki grupta da benzer olduğu görülmüş. Sonuç olarak sigarayı bırakanlarda komplikasyon gelişimi devam etmiyor. Yani tamam ben hem diyabetliydim hem zaten çok sigara içtim. Bu saatten sonra bıraksam da ne olur dememek lazım. Bu çalışmalar bunu gösteriyor. Bıraktığımızda gerçekten komplikasyon riskleri azalmış olacak. Hatta içmeyenler kadar, içmemiş hali kadar azalmış olacak. Peki diyabet ve sigara da yine diyabet yokluğunda ne oluyor peki? Burada da diyabet yokluğunda yani diyabetli olmayan birisi için sigara tüketimi nasıl bir durum söz konusu? Sigara içmek öncelikle insülin direncinin risk faktörlerinden birisidir diyoruz. İnsülin direnci de diyabete giden yolun başında aslında. Ve bu durum eğer insülin direnci oluşur ve genetik yatkınlık ve bir de obeziteyle ya da fazla kiloyla birleşirse diyabet kaçınılmaz hale geliyor. Dolayısıyla yine sigara tüketimi aslında diyabete sebep olur mu diye soracak olduğumuzda hani evet diyebiliriz burada. Hani doğrudan evet demiyoruz diye işte sigara içen diyabet olur değil ama diğer faktörlerle birleştiğinde bu sefer diyabete sebep olması kaçınılmaz hale geliyor. O yüzden yani sigarayı hiç başlamamak en kıymetlisi. Diyabetik bireylerin sigarayı bırakmalarının faydaları nelerdir? Tabii ki diyabetin komplikasyonlarının risklerini azaltması. Yani en çok istediğimiz şey bu aslında. Var olan hani diyabetik bireyin sigara kullanıyorsa, tüketiyorsa onu bırakmasını istiyoruz. Ama maalesef bir handikapımız oluşuyor. Diyabetik bireylerin kilo alma endişesi. Yani sadece diyabetiklerin değil ama diyabetik olmayan bireylerin de kilo alma endişesi çok fazla var sigarayı bıraktıktan sonra. Çünkü dönem dönem sigarayı bırakılıyor ve kilo aldıklarını fark ediyorlar. Dolayısıyla tekrar başlayabiliyorlar. Bu da önemli bir nokta. Diyabetiklerin burada kilo alma endişesi. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki yalnız 8 dakikamız kaldığını belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Tamam, hemen toparlıyorum. Harcanan enerjinin azalması en baştaki faktörlerden bir tanesi. Sigara içen kişi nefes nefese kalmasından ötürü fiziksel aktivite faktörünün düşmesi. Nikotinin iştah üzerine etkisini biliyoruz. Nikotin gittiğinde, azaldığında iştah tekrar açılıyor ve kişi daha fazla besin tükettiği için kilo almaya sebep oluyor. Ağız veya elde bir şey bulundurma alışkanlığı yine önemli bir nokta. O el tiryakiliği, ağız tiryakiliği dediğimiz nokta. Bunun yerine hani burada bir şey vardı eskiden, onu çıkarınca yerine bir şey koymak gerekiyor. Besin koyuluyor genelde. Dolayısıyla bu da kilo almaya sebep oluyor. Ve sigaranın sosyalleşme ve stres atma üzerine etkisi de kullanılıyor maalesef. Kişiler stres atmak veya sosyalleşmek amacıyla sigara tüketiyor. Ama işte eğer sigarayı bırakırsa bu sefer yine beslenme atıştırmalıklara yönelebiliyor. Aslında benim sigara ve diyabetle ilgili sunumum burada bitti. Ben diyabet cemiyeti olarak biz neler yapıyoruz onu anlatmak istemiştim. Türk Diyabet Cemiyeti olarak bizler diyabetin önlenmesinde ve değiştirilmesinde yardımcı olan kuruluşlardan bir tanesiyiz. Yönetim Kurulu Başkanımız
Hasan Mahmut İlkova. Biz neler yapıyoruz? Diyabet dergilerimiz var. 3 ayda bir çıkan diyabet dergimiz var. Ücretsiz olarak kargoluyoruz, diyabetlilere veriyoruz. Diyabet kampımız var. Yine hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin bir arada olduğu tek kamp aslında Türkiye'de. Her yıl yaz aylarında, Haziran sonunda yaptığımız bir kamp. Bu da en son 2019'da yaptığımız bir kampımızdı. Bir daha yapamadık. Umarız seneye yapacağız. Team One koşu takımımız var. Bu da tip 1 diyabet, sadece tip 1 diyabetlilerden oluşan dünyada ilk ve tek koşu takımı. Türk Diyabet Cemiyeti şemsiyesi altında kurucusu Gürkan Açıkgöz. Team One olarak çalışmalar yapıyorlar. Antrenmanlarını düzenli olarak yapıyorlar ve bütün dünyaya aslında örnek oluyorlar diyebiliriz. Ve son olarak da DOFEM, Diyabet ve Obezite Farkındalık Eğitim Merkezimiz. Ben işte aslında işin asıl bu kısmındayım. Karbonhidrat sayımı eğitim veriyoruz ve işte hastalara bireysel ve toplu olarak da eğitimler veriyoruz ücretsiz şekilde. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir denge sağlandığında sistem her zaman iyiye gider diyorum ben. O şekilde kapatmak istedim. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten süper bir konuşmaydı. Hakikaten çok teşekkürler. Eğitimin de burada ne kadar önemli olduğunu söylemek lazım. Şimdi siz konuşurken ben şeyi hatırladım. Biz yıllar önce doğum kontrol haplarıyla ilgili, doğum kontrolüyle ilgili duyurmak için okullar, imamlar, camiler, öğretmenler bunları eğitime katmıştık. Mesela imam vaaz verirken cuma günü söylesin. Çok çocuğa nasıl bakacaksın gibi. Şimdi burada da siz anlatırken acaba çocukların tip 1 eğitimini diyabetini yakalamak için mesela okullarda böyle bir tarama yapılsa, biz biliyoruz. Ben perinatoloğum aynı zamanda. Gestasyonel diyabette eğer anne gestasyonel diyabetse veya kiloluysa, iri bir bebek doğurmuşsa 4 kilonun üzerinde, biz bunlarda hemen gestasyonel diyabet düşünüp şeker alıyoruz. Bakıyoruz ki şeker düşük, erken beslenmeye başlıyor. Siz bunu biliyorsunuz. Erkenden şeker ver, glukoz veriyoruz. Şimdi bunlarda tamam. Yani varsa okey, ama varsa latent ise bunların anlaşılması, bilmesi için bu çok önemli bir konu. Çünkü insanlar bazen hayata 2-0 yenik başlıyor. Benim gibi anne baba şeker tansiyon vesaire. Yani hayata 2-0 başlamaması gerekiyor. Bir de Birleşmiş Milletler'in bulaşıcı hastalıklar olmayan, bulaşıcı olmayan hastalıklarla uğraşma eğilimi var şimdi. Bunlardan bir tanesi obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler ve diyabet. Çok önemli. Yani bulaşıcı olmayan bu hastalıkların başımıza çok işler açtığını da söylüyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Gözde Hocam parmak kaldırıyor. Lütfen elinizi bu chatten el kaldırın. Buyurun Gözde Hocam, size söz veriyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Yani ben çok zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Dostum Ayşe'ye de teşekkür ederim. Bizi kırmayıp aramızda olduğu için. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden önce 3 dakikamız var. Sigara ve obezite konulu bir sunum hazırlamıştık. Aydın Üniversitesi A konferans salonunda. Orada da kendisi beni kırmayıp gelmişti. Aydın'ın kendi öğrencileri, tiyatro kulübü danışman hocasıyımdan sigara ve obeziteyi anlatan bir komik skeç hazırlamıştık, tiyatro oyunu. Ondan sonra oyun bittikten sonra da bu konuyu konuşmuştuk. O zaman da kendisi bizi kırmayıp aramızdaydı. Bugün de burada olduğu için teşekkür ederim. O günlerde de bu sigara ve obezite üzerine çok konuşacağımız için kendimce bir şeyler karalamıştım. Az önce Melahat hocamızın sorusu üzerine karaladığım notlarımın arasında bu vardı. Okullarda çocukları daha erken yaşlarda özendirmeyelim diye bazı ürünlerin üzerine okul gıdası, kantinde satılabilir şeklinde ibareler geldi. Bu çok önemli bir gelişme. Bir de RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı şekerli gıdaların, abur cuburların, reklamlarının film aralarında, filmlerde gözükmemesi için aslında karar aldı. Bu önemli bir gelişme. Ve bazı şeylerinde, reklamlarında saatinin çok geç, hani çocukların yatma saatinden sonra olması üzerine bir karar daha alındı. Bir de 28 Şubat 2018'de Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu var. Turizmci olduğum için Taşpakon. Taşpakon bir anlaşma imzaladı 2018'de. Dedi ki tuzlu ve şekerli gıdaların satışıyla alakalı sağlıklı beslenme ve hareketli hayat işbirliği platformunda
lokantacılar, restoranlar ve pastacılar olarak biz anlaşma imzalayacağız ve bu ürünlerin daha sağlıklı, daha az şeker ve tuz içermesi için söz veriyoruz dediler. Bir dakika dediler. Var. Evet. Bunun da kontrolü sağlanırsa bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Kendimce aldığım notlarla katkı sağlamak istedim. Tekrar çok teşekkür ederim. Güzel katkılarınızdan dolayı her zamanki gibi Gözde Hocam çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak ve katkıda bulunmak isteyenler var mı? Chat'ten buyurun, buyurun Merve Hanım. Buyurun Merve Hanım. Sesinizi ses. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Melahat Hanım'a, Profesör Doktor Melahat Dönmez'e çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Çok keyifliydi. Ayşe Hanım ağzınıza sağlık. Ben sadece teşekkür etmek istedim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Diyabet de bizim çok toplumumuzun çok önemli bir gerçeği. Yani Sigarayla Savaşanlar Derneği olarak da diyabetle bunu bağdaştırıp bu şekilde bir sunum yapmanız da gerçekten harika olmuş. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sayın, ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hanımefendiye, Ayşe Üstün Hanım'a hakikaten verdiği bilgiler bizleri derinlemesine çok çok mutlu etti. Bu arada siz hanımefendi malum moderatörlüğünüzden dolayı da teşekkür. Ve buna vesile olan Gözde Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şeylerin devamını diliyorum. Ayşe Hanım hakikaten çok güzel izah ettiniz. Yani bizler bu hususta bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz ama şeker hastalığının sigarayla olan birleşimini de sizden öğrenmiş olduk. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz.